Merhabalar 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. 1. boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne de yanlış olanların önüne Y harfi koyalım. Arkadaşlar 1. soru: Barış ortamında yaşamak her çocuğun hakkıdır. Doğru arkadaşlar. Her çocuk barış ortamında yaşama hakkı vardır. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapabiliriz. Hayır, kendimize yapılan bir davranışı başkasına da yapamayız arkadaşlar. 2. Yanlış. 3. Sorunlarımızı şiddet ve öfkeyle kolay çözeriz. Yanlış arkadaşlar. Sorunlarımızı konuşarak çözmemiz gerekir. Farklılıklarımızın olması insan oluşumuzun doğal bir sonucudur. Doğru arkadaşlar. Her insan farklıdır. Hem fiziksel hem kişisel olarak farklıyız. Herkesin yasaların verdiği haklardan yararlanması adaletin sağlanmasıyla mümkün olur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Adalet olursa herkes haklarından yararlanabilir. Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer arkadaşlar. Evet, fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer fakat kişisel özelliklerimiz birbirinden farklıdır. Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime veya kelime gruplarını yazalım kelimelerimiz yasal, çocuk hakları, adalet, özgürce, hak ihlali gibi kelimeleri yerine yerleştiriyoruz. Birinci soru nokta nokta kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk hakları diyoruz arkadaşlar. Çocuk haklarını yazdık bunun üzerine çizelim. Başkasının sözünü kesmek de nokta noktadır arkadaşlar. Hak ihlalidir. Sözünü keserek ne yapız? Onun hak ihlali yapmış oluruz. Sorunların uzlaşma yoluyla çözemediğimiz zamanlardan nokta nokta yollara başvurmamız gerekir. Yasal yollara başvurarak arkadaşlar sorunlarımızı çözeriz. Düşüncelerimi nokta nokta ifade etme hakkım vardır. Düşüncelerimizi arkadaşlar özgürce ifade etmeye hakkımız vardır. Hakıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye adalet denir arkadaşlar. Herkeste olması gereken bir şeydir. Adalet hakkıya hakkını verme olayıdır. Arkadaşlar test sorularla devam edelim. Zamanı verimli kullanmak insanın hangi sorumluluğudur? Arkadaşlar arkadaşlarına karşı sorumluluğudur. Hayır. Hayvanlara karşı sorumludur. Hayır kendimize karşı sorumluluğumuzdur arkadaşlar. Zamanı verimli kullanmak. Çevreye karşı değil. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi okulda hak ihlallerinde yardım alabileceğimiz kurum ve kuruluşlardan biridir? Okulda dediği için arkadaşlar okul meclisidir. Sağlık sağlık için, emniyet, arkadaşlar dışarıdaki şeyler için okul kantinleri, kantin bizim kurum ve kuruluş değildir başvuracağımız okul meclislerine başvurarak hak ihlallerimizin yardım alabiliriz. 3. İnsan hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hisseder? Arkadaşlar sevinç, coşku, mutluluk hissetmez. Kendini değersiz hisseder hak ve özgürlüklerimiz yendiğinde kendimizi değersiz hissederiz. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklına saygılı bir davranıştır? Hemen bakalım. Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak. Arkadaşlar Diğer insanların dediği için bu doğru. Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almazsak onlara e, haksızlık yapmış oluruz, saygısızlık yapmış oluruz. İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak yine saygısızlık yapmış olur. Düşüncesiz ifade ederken başkalarının onurunu kırarsak yine saygısızlık yapmış oluruz. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Okuyalım. Hiçbir ayrım gözetmek sizin her insan eşittir. Doğru. Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Doğru. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmamalıyız. Doğru. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hepsi doğru olacak. Beşinci soru D şıkkıdır. 6. soruya devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir diyor arkadaşlar. İnsanların bireysel özelliklerine dikkate alm almamak diyor. Hayır. Bu özelliği değil. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. İnsanların haklarına saygı gösterir. Gösterir. Evet. Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurmak hakkını arar. İnsanlar arasında farklılıklara saygı duyar. Fakat dikkate almamak olmaz. Cevap A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Zübeyde kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırma bu adil değil arkadaşlar. Eşit çalıştırma aynı parayı alıyorsak eşit çalışmamız gerekiyor. Mustafa aynı işi yapan diğer arkadaşlarla aynı ücreti almıyor bu eşitliktir adillik, adil, adalet vardır. Emine gerekli şartları taşıdığı halde başvurduğu işe alınmıştır. Burada da adalet vardır. Osman hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır. Burada da adalet vardır ama A'da yoktur. Cevabımız A şıkkı. Devam edelim. 8. Yukarıdaki noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne diyoruz arkadaşlar? Eşitlik diyoruz, herkes eşittir, adalet, özgürlük, hak değil, hiçbir ayrım bulunmaması eşitliğin ifadesidir arkadaşlar, cevap A şıkkıdır. Dokuzuncu soruyla devam edelim, İnsan temel haklarına sahip olabilmesinin koşulu nedir? İnsan olmaktır arkadaşlar, temel hakka sahip olmak için. İnsan olmamız yeterlidir. Dokuzuncu soru D'dir. Onuncu soruyla devam edelim. Özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline gelir? Arkadaşlar özel eşyalarımızın karıştırılması özel hayatın gizliliği ihlaline girer. Cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Hangisinin söylediği yanlıştır diyor arkadaşlar. Adaletin en önemli ilkelerden biri eşitliktir. Doğru. Adalet olmadığında eşit haklara sahip olmamızın bir anlamı yoktur. Bu yanlış arkadaşlar. Adalet olmaması anlamına gelmez. Temel adaletin gerçekleşmesi için öze, bireysel özelliklerimizin ve yeteneklerimizin dikkate alınmasına gerek yoktur. Bizim bireysel özelliklerimiz ve yeteneklerimiz adaletin gerçekleşmesi için herhangi gerek yoktur. Bu da doğru. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Fatma yanlış. Cevap C şıkkıdır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Hasta olunca hastaneye gitmek. Bu çocuğun sorumluluğu değil, ailesinin sorumluluğu hastaneye götürmek onu. Kantinde sıraya girmek sorumluluktur. Merdivenlerden inerken sağ tarafı kullanmak sorumluluğudur. Kişisel eşyaları özel konamak çocuğun sorumluluğudur. A şıkkı çocuğun sorumluluğu değildir. 13. Yukarıdaki anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Haydar annesinin sınıfa dağıtması için verdiği şekerleri yakın arkadaşlarına, bakın yakın arkadaş ikişer tane dağıtmış, size ve bazı arkadaşlarınıza şeker kalmamıştır. O halde hangisini söyleyebiliriz? Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Ad adaletli bir uygulama söz konusudur. Hayır. İnsanlar arasında ayrım yapılmıştır. Evet arkadaşlar ne yapmış? Yakın arkadaşlar ya diğer arkadaşlarını ayırmış. Cevap C şıkkıdır. İnsanlar arasında farklı saygı gösterilmektedir. Bu konuyla ilgisi yok. Devam edelim. Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle eşleştirelim. Arkadaşlar bu eşleştirme sorularında mesela hayvanlara iyi davranmak hangisi olabilir? Bakıyoruz hayvanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Yani bir ne olacak? E olacak. İkiye bakalım. Sağlığı korumak Arkadaşlar sağlığımızı koruduğumuzda bakıyoruz kendimize karşı sorumluluğumuzdur. 2 D'dir. Yaşadığımız yeri temiz tutmak baktığımızda arkadaşlar çevreye karşı sorumluluğumuzdur. 3 B'dir. Tarihi varlıkları korumak neye karşı sorumluluğumuzdur arkadaşlar? Ortak mirasımızdır. Tarihi varlıklar o halde insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdır. 4 C şıkkı olacak. Aile bireyleriyle yardımlaşma neye karşı sorumluluğumuzdur? Ailemize karşı sorumluluğumuzdur. 5 ne olacak? A olacak. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.